Şimdi bugün e, üzerinde duracağımız konu Visual Force Pages. Visual Force Pages aslında Salesforce administratorların konusu değil, bu developerların konusu. İşte Visual Force Pages ve Apex, yani bunlar böyle beraber Visual Force Pagesler içinde Apex kodları da yazabiliyoruz. Beraber çalışıyorlar yani bunlar. Ama en azından ya bu Visual Force Page nedir? Çok basit bir şekilde yani basit bir örneği böyle en azından biz de gördük yani işte böyle bir sayfa ama bunu tabii ki geliştirebiliyoruz. Daha fazla şey ekleyebiliyoruz filan ama en azından tadımlık mahiyetinde hani bir tanecik de olsa e, ne olduğunu e, anlatacağım bugün. Önümüzdeki haftada inşallah şimdi e, direkt Salesforce'un database'ine ulaşıp komutlar yazıp oradan nasıl data çekebiliriz? SQL, hani SQL belki çok duymuşsunuzdur. Ee, oraya bir tane O eklemişler. Hani bildiğimiz bütün databaselerin kullandığı SQL var ya, e, standard query language. İşte Salesforce ona bir de O eklemiş. E, Salesforce. E, Object Query Language diye komutların yüzde sekseni diyeyim bildiğimiz standart SQL komutlarının aynısı. Böyle ufak tefek değişiklikler koymuşlar. Dolayısıyla daha önceden SQL bilen birileri çok rahat bu konuyu halleder. Baştan sona biz SOQL'i öğrenmeyeceğiz. Sadece böyle birkaç tane komutla bu nedir? Salesforce'un içinde nereden giriyoruz oraya? Nasıl kullanıyoruz? Yani bir Salesforce Administrator olarak ya hani ben bu kadarını biliyorum. Hani evet ben bir developer değilim ama tabii ki yani SOQL nedir? Onu biliyorum. Hatta birkaç tane komutta yazabilirim. Visual Force Pages ne olduğunu yani kabaca biliyorum genel hatları. Tamam. Şimdi ben ekranımı paylaşayım. Bu arada bu eee Beç'teki dersleri kaydediyoruz ve YouTube kanalına da koyacağım. E, haberiniz olsun. Normalde bizim hani ders videolar sadece bizim portalda yayınlanıyor. Ama buradakiler e, YouTube kanalında da yayınlayacağız. Hatta isterseniz dışarıdan arkadaşlarınızı da çağırabilirsiniz. Yani umumada açık. Hani Salesforce Administrator olarak çalışan arkadaşlarınız vardır. Veya bu konuyu kendisi çalışmış böyle bir şekilde işte ilgileniyor bu konuyla yani. Ben şunu şuraya çekeyim. Şimdi bizim normalde normalde e, Salesforce'un kendi e, arayüzünde direkt buttonlar koyabiliyoruz aslında. Her ne kadar biz derste çok üzerinde durmadıysak da şöyle bir tane örnek göstereyim. Bakın biz Object Manager'dan şu detaylara gittiğimiz zaman Şurada buttons, links and actions diye bir yer var. Görüyor musun? Nerede hocam? Bakın şu sol ha, ekranı. Ha, tamam görüyorum. gördüm. Ha. Şimdi burayı biz çok fazla görmedik derslerde. Bakın buttons, links and actions. Ben buraya tıkladığımda işte diyor ki e, yeni bir button veya yeni bir action oluşturun diye. Şimdi ben çok basit bir tane oluşturmuşum burada. Bakın bunun edit sayfasına girelim. Normal her zaman bir field oluşturduğumuzda, object oluşturduğumuzda işte label ismi veriyoruz. Bir de API ismi veriyoruz ya. Aynı şekilde. Ondan sonra bir optional bir description var. Hepsinde olduğu gibi. Şimdi diyorum ki, diyorum ki bu düğmeye basıldığı zaman, bu düğmeye basıldığı zaman e, o pencerede, ki e-mail'i orada bir tane people data e-mail diye bir tane şey var bir field var. Onu Google'da gitsin arasın. Gitsin o e-mail'i Google'da arama yapsın. Google'ın normalde arama şeyine çubuğuna herhangi bir şey yazdığınızda böyle bir adresi vardır. Onu da şuraya yazar. Mesela ABC diye. Hani ben Google'da bir şey aramak istesem şurası sabittir. Ondan sonra onu buraya yazıyor işte query yani q eşittir abc buraya yazıyor. Ben de demişim ki bu people data'daki e-mail'i buraya getir, onu arat. Böyle bir tane button hazırlamışım. Ondan sonra benim page layout'a gittiğimde, benim page layout'a gittiğimde o benim hazırladığım düğmeyi nerede göreceğim o button'ı? Buttons'ın altında. Bakın buttons'ın altında Burada standard batınlar için bir yer var. Zaten bu standard batınlar orada gözüküyor. Bir de benim bu hazırladığım custom batını koyabileceğim de bir yer var. Normalde bu burada değil aslında. İlk başta hazırladığımda üstte duruyor available ama daha burada değil. Şu şunun gibi yani. Ondan sonra ben buraya geliyorum. Diyorum ki bunu da benim custom batın kısmına ekle. Google this email diye. Ondan sonra save ediyorum. Bunu save sonra benim people data objectine gidip record koymaya çalıştığımda veya mevcut herhangi bir record'a bastığımda işte diyelim ki şuna bastığımda bakın bu standard button'lar var ya o yukarıda hani standard button'lar gözüküyordu ya hani onlar zaten var. Bir de altta custom button koyabileceğimiz bir yer var. Oraya bir custom button ekleyeyim dedim ya. Google this email işte bu. Bakın benim oluşturduğum bu. Buraya bastığımda bu şahsın bu şahsın e-maili neyse, bu şahsın e-maili onu Google'da search yapıyor. Bakın gidiyor Google'ın o sabit bir adres yazmıştık ya. Bunu hemen yanına o e-maili yazıyor ve onu search yapıyor. Çok basit bir şekilde. Şimdi bunu zaten yapabiliyoruz. Ama ama Şimdi burada Salesforce burayı sabitlemiş. Benim e, yani koyacağım yerler o da belli. Anlatabildim mi? Yani ben istesem bu sayfayı böyle sil baştan sıfırdan kendim burada düzenleyemiyorum. Yani bir sürü yeri e, düğmelerin linklerin yeri zaten belli. Benim oynayabileceğim kısımlar sınırlı manevra alanım sınırlanmış yani. Mesela custom button'ları buraya koy diyorum. Bu kadar. E güzel. Güzel. Bu da bir customization. Ama visual force page'lerde bana sıfırdan bir beyaz sayfa veriyor. İstediğini istediğin gibi dizayn et diyor. Buradan oraya gelmeye çalışıyor. Yani burada zaten bir button ekleyebiliyoruz da. Ama sınırlı yerler var. İşte Visual Force page'lerle onu yapıyoruz. Aradaki fark o. Hani ben oraya işte birkaç tane button ekleyeceğim, ee, hani hocam zaten biz bu buttonları ekleyebiliyoruz. Bunun farkı ne gibi bir soru aklınıza gelebilir? Onun için bu açıklamayı yaptım. Şimdi e, bizim Visual Force pages ben bir her zamanki gibi Quick Find'ıma gideyim. Normal Quick Find'dan Visual Force deyince zaten geliyor. Şimdiye kadar bizim hiç ilgilenmediğimiz, varlığından bile haberdar olmadığımız bir yer bu. Hiç şu ana kadar görmedik çünkü bu daha çok developerların işi. Visual Force Pages'a tıkladığımda burada daha önceden hazırlanmış bazı e, sayfalar var. Yani out of box gelen bazı sayfalar var. Bazılarını da ben kendim hazırlamışım. Şimdi bu benim hazırladıklarımdan sadece basit bir sayfa üzerinde e, size birkaç tane şey göstereceğim, komut göstereceğim. Şimdi biz e, flowlar yapmıştık ya, flowlar. Bu flowları, bu flowları nasıl kullanabiliriz? Yani benim end user'ım bu flowları nasıl görecek? Bakın ben bütün bu sayfaları görebiliyorum ya. Ben o sayfalara mesela diyelim ki şuna. O sayfalara İstediğim gibi flow'ları ekleyebiliyorum. Değil mi? Şu sol tarafta flow diye bir tane component vardı. Değil Onu mi? Heh. Bunu buraya istediğim yere çekiyordum. Bir tane zaten varmış. Bir tane daha getireyim. Ondan sonra da diyor ki hangi flow'u buraya koymak istersin? Ondan bizim. sonra işte bunu koymuşum. Bu dursun. Aynı şekilde. Acaba o flow çalışıyor mu hala bilmiyorum da. Ya da bizim leave request flow'unu da koyabilirim. Heh. şunu da koyabilirim. Ondan sonra save deyince vakit harcamayalım. Ha, Şimdi ben buraya bir flow eklediğim zaman o flow otomatikmen çalışır halde geliyor. Yani hani otomatikmen ilk ana sayfasında ne varsa otomatikmen run olmuş halde geliyor run edilmiş yani şu anda. Başlamış. Hemen ilk sayfası çıkıyor. Ama ben istiyorum ki benim diyelim ki 10 tane şeyim var. 10 tane flow'um var. Onları böyle bir düğmenin arkasına koyayım. O düğmeye bastığı zaman o flow'lar gelsin. Yani böyle hemen otomatikman gelmesin. Ama ben buraya baktığım zaman buraya baktığım zaman öyle bir mekanizma yok. Yani hani bu bakın flow buraya koydum. Burada bakıyorum. Yani böyle flow başlamasın hemen. Ben istediğimde böyle oraya basayım o zaman gelsin. İşte diyelim ki burada da ikinci bir flow ekleyeyim. Div request flow'unu. Ondan sonra bir daha çalıştırayım. Otomatikmen o da çalışır bir halde geliyor. Bakın. Kocaman hemen bu sayfa açılmış. Bu haliyle geliyor. Ben böyle istemiyorum. Ben diyorum ki ya böyle düğmeler halinde gelsin. İşte A flowu, B flowu, C flowu. Ben onlara tıkladığımda bunlar çalışsın. He, diyorum ki, o zaman benim kendimi sıfırdan bir sayfa yapmam lazım. Ne gibi, ne gibi, şunun gibi. Bakın bu biraz önce gösterdiğim flowlar görüyor musunuz? Bakın bunların her birinin arkasında bir flow var. Bunların her birinin arkasında işte o az önce gösterdiğim gibi flowlar var ama hiçbiri çalışmıyor. Direkt başlamıyor yani. Ben buraya bastığım zaman çalışıyor. İşte bunu orada yapamıyoruz. Çünkü orada öyle bir opsiyon vermiyor bize. Dolayısıyla ben bunun için sıfırdan bir tane sayfa yapacağım. Visual Force Pages dedim ki ben quick find'a geldiğimde visual force yazınca direkt visual force pages çıkıyor. Bir mikrofon açık ama bir arka bir ses geliyor. Şimdi demişim ki ya ben bu button'ları böyle bir sayfaya koyayım. Direkt her button'ın arkasına bir flow URL'i linki koyayım. Direkt oraya bastığımda onlar çalışsın. İşte ben new deyince new deyince bana sıfırdan sıfırdan böyle bir sayfa veriyor. Bütün her şeyimi buraya koyuyorum. Bakın sıfırdan beyaz bir kağıt gibi düşünün. Boş. Ben her şeyimi bunun içine yazıyorum. Bizim HTML taglerimiz var diye HTML'i hatırlıyor musunuz? Evet. Bu evet. şey Visual Force Markup Language HTML'i almış, kendisine uydurmuş, geliştirmiş ve Visual Force Markup Language olmuş. Aynen nasıl ki Java'yı almışlar, böyle kendilerine göre biraz değiştirmişler. Apex olmuş, yüzde sekseni Java'nın aynısı. Bu da işte yüzde altmışı, yetmişi bildiğimiz HTML kodları biraz daha geliştirmişler. Yani HTML bilen bir insan bunları çok rahat öğrenir. Çok rahat. Taglerin kullanımı falan her şey aynı. Komutların çoğu, işte diyelim ki bu H1, HTML'den bildiğimiz H1, hani büyük harfle yazıyor ya bunları. Header, header yani. Header one en büyüğü. Sonra header two, header three, header four. O bir mikrofon hala açık ama. Evet. Şimdi, şimdi ben o batınlarını gördüğünüz sayfanın üzerinde böyle tek tek konuşalım. Ya bunların her biri ne manaya geliyor? Şimdi siz herhangi bir sayfa yaptığınız zaman, herhangi bir sayfa yaptığınız zaman look and feel böyle bu görünüşü Salesforce'un görünüşünden çok farklı olabilir. Yani hani şu gördüğünüz böyle renkler, şu look and feel var ya, appearance. Şunları tamamen kendinize göre dizayn edebilirsiniz böyle. Ama Salesforce'un kendisinin bir şeyi de var. İşte şu gördüğümüz look and feel. Eğer ki, eğer ki lightning style sheet true dersek, bunu dersek ya Salesforce'un bu görünen kendi timi var ya onun aynısını uygula. Yani böyle girildiği zaman böyle tamamen ayrı bir sayfaya giriyorsun gibi olmasın. Dolayısıyla bu en baştaki onu söylüyor. Ya ben istersem onu false yapıp, onu false yapıp kendim de e, böyle renkler, arka fon background'u falan tanımlayabilirim. Ama şimdilik diyorum ki onunla uğraşmayayım. Ee, o aynen look and feel aynısıyla kalsın. Yani ne gibi? İşte ben buraya gittiğimde bakın şu sayfada şurası şurası oradan geliyor işte bu visual force page şu, şu sayfa. Peki diyeceksiniz ki onu buraya nasıl yerleştirdim? onu buraya nasıl yerleştirdim. Direkt şuradan açayım. Burada ben edit page dediğim zaman, edit page dediğim zaman He. Şimdi şu sol taraftaki component'lardan bir tanesi de visual force. Daha önce hiç görmediğimiz. Ben bunu buradan buraya çektiğim zaman aynen flow'larda olduğu gibi hangi sayfanı buraya koyalım diyor. Nasıl ki benim işte yüzlerce flow'um var. Flow'u seçiyorum. Hani şu flow'u burada göster diyorum. Bir tane daha flow komponenti koyup bir tane daha flow seçebilirim. Aynısı. Visual Force Page içinde bir komponent e, penceresini buraya çektiğinde diyor ki senin diyor hangi Visual Force Page'ini koyayım? Zaten birkaç tane var. Ben buradan seçiyorum. O şu anda seçtiğim ne? Live Request Buttons. Şu anda üzerinde çalışıyorum. Ben az önce gösterdiğim İşte bu. Burada gösterilmini böyle sağlıyor. Tabii ki benim önceden bu visual for sayfalarımın hazır olması lazım. Onu önceden hazırlamış olmam, seyretmiş olmam lazım ki burada gözüksün. Tamam. Şimdi tekrar gideyim. Ondan sonra şurada Bakın div diye benim bir tane tag'im var. Bu bizim div normal HTML'den bildiğimiz div'in aynısı. Diyelim ki ben sayfada böyle bölümler oluşturmak istiyorum. İşte bir tanenin arkasını mesela sarı yapmak istiyorum, bir tanesi sarı filan. Hepsini böyle bir blok gibi düşünün. Bu bir blok. Bu div'den dive. Yani bu div burada başlamış, bu division burada bitmiş. Burada başlamış. Burada bitmiş bakın şu kapatıyor. HTML tek açtık. Burada kapattık. Ondan sonra yeni bir div daha açtık. Oraya da başka özellikler uygulayabiliriz. İşte rengini değiştirebiliriz, fontunu değiştirebiliriz filan. Mesela şurada küçük bir style örneği yapmışım. Demişim ki buradaki textleri center en ortaya koy. Böyle center Mesela bunu left yapabiliriz. Sola yanaşık, Sağa yanaşık da yapabilirdik. Ama center dediğimiz zaman şurada şunu ortaya yazıyor yani. Eğer ki bunu left dersek sola buradan başlayacak. Right dersek sağa yanaşık Ama tabii şu anda böyle daha şık değil mi? Tam o ortalasın. O tamamen sizin design şeyinize bağlı. Yani hani sola yanaşık, sağa yanaşık da yapabilirsiniz şu onu söylüyor Ondan sonra Ondan sonra e, bu tekste ait işte diyelim ki bakın şu onun sayısını gösteriyor sayısını Mesela bunu diyelim ki biz 25 yaptık 25 yaptık Ondan sonra save dedik save dedik. Ondan sonra gittik burada açtık. Bakın, daha da büyüdü. O hani biz az önce o pencereyi koyduk ya, pencerede onun kaç line'ı işgal edebileceğini de biz orada belirtmiştik. Bakın gidip onun penceresini biraz arttırmamız lazım. Çünkü biz bunu büyütünce, görüyor musunuz? Aşağı doğru scroll down yapıyoruz şu anda. Tabi bu hoş bir şey değil. Yani böyle scroll down yapmamak için bunu nereye koymuştuk? Buraya koymuştuk değil mi? Bakın şurası kaç satır olsun bu? 89 bunun yüksekliği. Şimdi bunu 100 yapalım mesela. Bakalım 100 deyince kurtaracak mı? Okey. Okay, kurtardık. Şimdi şimdi Tekrar aynı yere geldiğimizde, bakın burada scroll gözükmüyor. Ee, işte kendimize göre büyüttük filan. Yani yani şuradan şuradan onun e, işte bold yapabiliriz, font sayısını büyütebiliriz, küçültebiliriz filan. Bunların hepsini bu style komutunu içinde yapıyoruz. Normal bizim HTML'den bildiğimiz style'ın aynısı. Ondan sonra bunun value'su ne olacak? Value'su orada live request settings and management yazıyor ya. Biz buraya ne yazarsak o çıkacak. Bunun value'su. Bildiğimiz o text yani. Şu text. Şu. Şimdilik şunu yaptık. Sadece şunu yaptık. Şurası. Şurası. Tamam. Ondan sonra da, ondan sonra da bu form tag'leri içinde düğmeler ve linkler yapacağız. İkisinin de, ikisinin de aslında bastığımız zaman fonksiyon olarak yaptığı şey aynı. Yani biz onlara bastığımızda bir yerlere gidiyor. Sadece aradaki fark birisi düğme, button, birisi link. Ama action Action olarak bak aynı yere gittiğini göreceksiniz. Yani aynı anda ikisini de gösterdim ki hani farkını göresiniz. Burada işte Live Request Given Days diye bir tane flowum var. Bastığımda o flowa gidiyor, o flowu çalıştırıyor. Bu link de aynı şekilde. Düğme mi koymak istersiniz, link mi koymak istersiniz? Sizin sayfanıza göre ihtiyacınız nasılsa, hangisi daha güzel gözüküyorsa onu kullanırsınız. Ama ikisi de aynı işi yapıyor aradaki tek fark birisi Apex Command Button birisi Command Link. Yani ben yeni bir tane yapmak istediğimde işte Apex ondan sonra Command deyince ikisi gözüküyor bana. Bana yardım ediyor bakın aşağıda. Hangisini istersin diye. Command Button mı? Command Link mi? İşte diyelim ki Button dedim. Ondan sonra da diyor ki action'ı e ne olacak diyor. Tamam insanlar buraya bastığı zaman insanlar buraya bastığı zaman nereye gitsin? İnsanlar buraya bastığı zaman işte şu sayfaya gitsin. HTTP Ondan sonra www.walmart.com Walmart'ın adresine gitsin. Bakın Walmart'ın e, adresini yazdım action'ın içinde. Ondan sonra value orada kelime olarak ne gözüksün. Direkt istersek istersek aynısını yazabiliriz. Yani bunun aynısını yazabiliriz veya ismini yazabiliriz. Ama burada burada ben ismini yazarsam o zaman çalışmaz. Niye? Çünkü oraya tıklandığı zaman sadece bir Walmart diye bir text var bir yere gitmeyecek yani bir action yap yapmayacak dolayısıyla e, benim bu adresi action kısmında yazmam gerekiyor doğru yazdım değil mi evet hocam Walmartın şey eksik oldu https www s siteleri şey... ama iki üç tane w varmış tamam Doğru yaptım değil mi? Save. Okey. Şimdi benim şeye gittiğimde, sayfama gittiğimde, işte Google'ın yanında, Google vardı zaten, onun yanına bir düğme daha koydu. Tabi düğme daha ekleyince bu benim hani şeyi biraz arttırdı. Ben gidip bu pencereyi biraz daha büyütmem lazım. Belki 145 yapmam lazım. Böyle bu scroll barın gözükmemesi daha iyi. Ondan sonra ben buraya tıkladığımda Walmart'ın sayfasına gidiyor. Tekrar gidiyorum benim sayfama. Şimdi gördüğünüz gibi kmen batınlarla kmen linkler arasında hiçbir fark yok. Her ikisinde de bakın burada işte action'ı yazmışım. Görüyor musunuz? Nereye gideceği şu flow'a git diyor. Burada da şu flow'a git diyor. Bu action yapacağı iş. Ondan sonra onun üstünde ne yazsın? Yani kullanıcıya bir bilgi vereyim ki hani ikisini birbirinden ayırt etsin. Hangisi hangi flow'a giriyor? Flow 1, Flow 2, Flow 3 veya isimleri neyse. Onu value kısmına yazıyorum. Ama gördüğünüz gibi ikisinde de aynı şey yazıyor. Tek fark tek fark birisi command button birisi command link onun dışındaki her şey aynı burada kendim iki tane yani flow olmayan başka şey de yaptım. Birisi command link Google'a gidiyor. Link olarak çıkıyor. Birisi de command button. Şurada küçük bir fark daha var. Küçük bir fark daha var. Şimdi bu yine eee HTML'in konusu. HTML target html target yani biz bir linke bastığımız zaman biz bir linke bastığımız zaman onu hemen aynı sayfada mı açsın hemen aynı sayfada mı açsın veya o sayfa orada kalsın bizim fokusumuz bozulmasın yeni bir sayfada açsın yeni bir sayfa veya yeni bir tab ikisi de aynı ee, bunu da ayarlayabiliyoruz veya diyelim ki frame var bizim sayfamızda frame kullanılmış o frame'i kaldırıp tek sayfa olarak orada mı açsın? İşte bunlar onu belirtiyor. Ee, eğer ki eğer ki bunu target eşittir blank dersek blank dersek e, yeni bir sayfada açıyor. O bizim o anda gördüğümüz sayfa orada duruyor. Tamamen yeni bir sayfada açıyor. Bakın Walmart'la Google arasındaki fark. Şimdi Google'da demişim ki bakın target eşittir blank demişim. Burada yok. Bakın o nasıl fark ediyor. Ben Google deyince yeni bir tabda açtı onu. Bakın benim sayfam orada duruyor. Bakın bu yeni bir tab. Hiç tablerim olmasa da yeni bir sayfa. Anlatabildim mi? Tab'da açalım bunu tab. Walmart'ı. Ondan sonra şurada da bir boşluk koyalım. Boşluk. Bakın şu boşluk bırakıyor. He. Ondan sonra save. Ondan sonra refresh. Heh. Gördünüz mü? Evet, self'te de değil de tap tapta yapıyor. Ya yani yani, hiçbir şey yazmazsak da yine farklı sekme de açıyor. Evet, yani bu, bu pencerenin içinde açtığı için direkt o sayfa gidiyor. Niye aradaki fark ne? Ya diyelim ki biz o anda fokusu kaybetmek istemiyoruz. Yani hani bu gözümüzün önünde olsun. Burada bir şeyler yapıyoruz mesela. Bunu yeni bir sayfada açsın. Yani Google'daki gibi. Bakın, o yerinde duruyor ben orada fokusumu kaybetmiyorum yani. Hani bilgiler vardır mesela. Bir şeye bakıyorum, devam ediyorum. Sonra yeni açılan sayfada başka bir şeylere bakıyorum, karşılaştırıyorum filan. Aradaki fark o. Ama buna bastığımda tap olanda o gidiyor, buna geçiyor. Yani. Ondan sonra şu en sonda en sonda bakın Bu da yine HTML'den. Bu BR var ya break, breaking kısaltması line break yapıyor bu. Line break. Yani bir satır sonraya geçiyor. Bir satır sonraya. Bunu istediğiniz yerde yazabilirsiniz. Yani bunu burada yazdığınız, altında yazdığınız HTML'de biliyorsunuz boşluk önemli değil. Yani diyelim ki mesela siz böyle yaptınız. O bu kadar boşluk bırakmıyor. Şu boşlukların hepsini ignore ediyor. Bunların hepsini ignore ediyor. Komutla ancak boşluk bırakabilirsiniz yani. Şurada boşluk bırakarak orada boşluk çıkmaz. HTML'de böyle boşluk bıraktığınız zaman onları ignore eder. Siz bu kadar boşluk bırakmak istiyorsanız o kadar kere bu break'lerden koymanız gerekir. Ya bunun her biri bir satır alta geçiyor. Bir satır alta, bir satır alta boşluk bırakıyor. Break ama şu şu hemen yanına bir boşluk bırakıyor. Yanına. Bir space yani. Bildiğimiz space tuşu var ya space tuşu. Şunu olduğu gibi bu tamamen bu da HTML'de. Bu Salesforce'a ait bir şey değil yani. Normal HTML'den bu da. Siz normalde normalde böyle bir space şu anda space tuşuna basıyorum. Bakın Bunların hepsini ignore ederek işleyemem. Ya buraya space koymaz. Space koymasını istiyorsak ne demek istiyorum? Yani şu ara. Bakın Google sonra burada bir space var, değil mi? Az önce bitişikti. Google Walmart beraberdi. Hani araya bir boşluk koyalım ki ayrı olduğu gözüksün. Eğer normalde ben klavyeden şeye bastığım zaman space onu koymuyor. Space istiyorsam bunu spesifikli yazmam lazım. Her biri bir space. Yani bir space, bir tane daha space, bir tane daha space gibi. Şunların hepsi ignore ediliyor. Şurada space koymayacak yani. Şimdi bu haliyle save edersem ondan sonra refresh yaparsam Yani az önce hani line breakler koydum ya, bakın işte o line breakler şurası. Yani o benim klavyeden tık 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 enter'a basmakla oluşturduğum boşluklar değil bunlar. Onlar boşluk bırakmaz. Benim line break o br komutu var ya, onlar bunu oluşturuyor. Ondan sonra da işte ben şeyden sonra, hani bunların arasında diyelim ki boşluk bırakmak istedim. O diğer HTML komutu var ya, onu onları koymam lazım. Bak bu arada var mesela. Üç tane koymuştum ya. Bak bu arada. Bir tane değil ya. Birden fazla. Üç tane koymuştum yani yana. İşte onlar bunu yapıyor. Burada bir tane. Burada üç tane. Şu. Şunlar. Bakın şurada üç tane koymuşum. Bunlar da bir tane. Ondan sonra ben şu boşlukları kapatsam, o az önce gördüğümüz boşluklar var ya. Ben şu boşlukları kapattım ya. Orada bir değişiklik olmayacak. Çünkü boşlukları bu klavyedeki space'e göre koymuyor. Şunlardan dolayı koyuyor. Bu berelerden. Tamam. Şimdi ben burada divi kapattım. Divi kapattım. Bunlar hepsi de body'nin içinde. Body bakın burada başlıyor. Body burada başlıyor. Burada bitiyor. Şu slash kapattığını gösteriyor. Ondan sonra benim bütün sayfamda bu. Page burada başlamış. Burada bitmiş. Şimdi şimdi şöyle de bir güzelliği var. Şöyle de bir güzelliği var. Ben burada preview yaptığım zaman bakın şu düğmeyle preview yaptığım zaman preview yaptığım zaman bu çok güzel. Şimdi şuraya bastığım zaman hem kodum bana geliyor aynı anda nasıl aksediyor onu da görüyorum yukarıda. O diğer az öncekinde bunu yapamıyorum. Mesela şunları üç tanesini kaldırdım. Nasıl etki edecek buraya? Save dediğim anda Bakın otomatikmen yaptı. Aynı anda görüyorum yani. Hani hoşuma gidiyor mu gitmiyor mu nasıl? Aynı anda gördüğüm için hani çok daha kolay. İşte dedim ki ya bu boşluk biraz biraz daha fazla. İki tane daha alayım. Onları da aldım. Save ettim. Biraz daha kapattı. İşte bu e, Walmart'tan bir tane daha yapayım. Başka bir yere link vereceğim. Onu kopya yaptım bir tane daha koydum buraya. İşte CNN dedim. Buraya da CNN dedim. Ondan sonra save dedim. Ondan sonra bir tane daha geldi. Ha dedim ki ya bu ikisi birbirine bitişmiş. Ben bir boşluk koyayım. Şuradan sonra boşluk koyayım. Hatta iki tane koyayım. İşte. Yani aynı anda görmem Böyle biraz kolaylık sağlıyor bana. Şurada to toggle yapabiliyorsunuz. Bunu kapatabiliyorsunuz. Tekrar açabiliyorsunuz. Şimdi şu bu development mod deniyor buna. Development mod. Bunun gözükebilmesi için bunun gözükebilmesi için bu development modunu normalde bu by default enable değil Salesforce'da Salesforce bir sürü şey by default enable değil. Siz gidip enable yapmanız gerekiyor. Şunu siz göremiyorsanız, bunu göremiyorsanız ee, şeye gidiyorsunuz users. Ondan sonra hangi user için onu enable yapmak istiyorsanız, işte ben sistem admin'im ya şu anda. O user için o user için şunu görüyor musunuz? Development mode. Bunu ve bunu check yapıyorsunuz. Development mode ve show view state in development mode. Bu ikisini check yapıyorsunuz ki o development modda çalışabilirsiniz. Bu ikisini. Ondan sonra ondan sonra bizim bu şeyimizi hazırlamış olduk bizim düğmelerimizi. Hani bunu bir use case olarak kullandım. Bir visual force page nedir? Yani bana ekstrada neler sağlayabilir? Bak burada böyle bir ihtiyaç var. Böyle bir ihtiyacımı karşıladı. Evet. Nasıl? Hocam çok güzel. E, bu şeylere flow'lara bastığımız zaman gelen sayfalar genelde çok sade geliyor. Onları da o zaman burada bu HTML editörüyle edit edip istediğimiz hale sokabiliriz değil mi? E o flow'da yapmamız gerekiyor. Hı. O flow'da, flow'un içinde yapmamız gerekiyor. Evet, yani mi? işte mesela diyoruz ki flow ilk açıldığında oraya HTML yazmamız Visual Force Page orada yazmamız gerekiyor. Orada yazmamız gerekiyor. Heh, tamam. Heh. Tamam. Şu anda yaptığımız o flow'u açıyor. O Oraya karışmıyor. Tamam. O flow tabii, her tabii, neyse tabii. gidip biz o flow'u öyle dizayn etmemiz gerekiyor. Evet, tamam. O da mümkün. O da mümkün. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. En azından bir Visual Force page nedir? Nasıl kullanılır? Ya bir Visual Force Page'e niye ihtiyacımız olur? E zaten biz arayüzden her şeyi yapıyoruz. Hani niye kullanırız ki sorusuna cevap vermeye çalıştım. Ama biz şimdi sadece birkaç tane düğme ekledik. Birkaç tane link ekledik. Ama en azından yani niye bunu yapıyoruz umarım anlamışsınızdır. Bu küçük bir örnek. Hocam çok teşekkürler. Bir de bu dışarıdan arkadaşları davet edebiliriz dediniz ya. Onun evet. yöntemi nasıl olacak süreci? Yani buraya bu bizim linke şu anda gelen herkes katılabiliyor. Şey, Her mi? şey linki paylaşmak suretiyle. Tabii linki paylaştım mı herkes gelebiliyor. Ee, önümüzdeki haftada SQL e, SOQL komutlarıyla ilgili e, şeyler genel bir tanıtım yapacağım inşallah. Ondan bu developer sonra... şeyi mi? Efendim? Bu developer konusu mu? Eski, bu da -O developer konusu. Visual Force Pages da developer konusu o developer'ın daha daha developer konusu. Daha şey, daha deep yani. Ee, önümüzdeki hafta SOQL komutlarını görelim. O zamana kadar hoşça kalın. İsterseniz biraz o konulara bakabilirsiniz. Teşekkürler Tamam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, İyi günler. Hoşça kalın. Herkese hoşça kalın. Teşekkürler Değilyorum. hocam. İyi günler herkese.